Muhammed, al orayı. Hemen gir. Değerli milletvekilleri, kıymetli ilçe başkanı, belediye başkanı, teşkilatımızın gücüyle mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, ben de size sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Bartra'dayız. Teşkilatımızla birlikte, sizlerle birlikte bugün yoğun bir program icra edeceğiz. Hep beraber çalışmalarımıza başlayacağız. Allah gayretlerinizi artırsın, emeklerimizi, çalışmalarımızı bereketlendirsin ve inşallah 14 Mayıs'ta da güzel bir neticeyle hem Bafra'dan hem Samsun'dan hem de Türkiye'den sandıkların içerisinde Cumhurbaşkanımız ve partimiz çıksın. Değerli arkadaşlar, şunu sakın unutmayalım. Allah gayretleri zayi etmez. Bizim görevimiz gücümüzün yettiğince, elimizden geldiğince ama en fazlasını, maksimumunu yapıp gayret bizden değil, tevekkül ondan sonra, tevfik Allah'tan. Ama biz bireyler olarak, teşkilat mensupları olarak, adaylar olarak üzerimize düşen sorumluluğu, bir hakkı yerine getirmemiz lazım ki netice güzel olsun. Tabii konuların hepsine zaten sizler de vakıfsınız. Uğraştığımız işler, yapmak istediklerimiz, Türkiye'nin gelecek hedefleri, bu bir mücadele değerli arkadaşlar. AK Parti'nin gücü teşkilatlarından geliyor. Bizim buradaki teşkilatımızın gücü, gayreti, emeği, sandıklarda çıkaracağımız oy bizi parlamentoda, Cumhurbaşkanı'nda o kadar güçlü kılacaktır. AK Parti'nin bir özelliği vardır. Hep aldığı oy oranını üzerine koyarak gelmiştir. Biz geçen sene, yani geçen seçimlerde Bafra'da aldığımızın üzerine koyarak bu seçimden de çıkmamız lazım. Teşkilatımızın her bireyi bizim için kıymetli, değerli. Her bir arkadaşımız bizim için önemli. Şu an aktif bir görev vardır ve yoktur. Çünkü bu biliyorsunuz bir bayrak yarışı. Bizim şimdi oturduğumuz masada geçmiş dönem ilçe başkanlarımız da var. Mevcut ilçe başkanımız da var. Dolayısıyla mutlaka burada da vardır. Bir noktadan sonra değerli arkadaşlar o bayrağı da verecek. O başka bir görev yapacak ya da çalışmalara katılacak. Dolayısıyla teşkilatlara bir görevimiz de şimdiye kadar görev yapmış olan bütün teşkilat mensuplarımızı çalışmanın içerisine dahil etmektir. O gelmesin, bu gelmesin diye bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Her bir arkadaşımızı arayacağız. Kim kimi tanıyorsa, biliyorsa onları bir kere teşkilat bir disiplin içerisinde zaten kazandıracaktır. Bireysel olarak bizim de noktada gayretimiz varsa onu ortaya koymamız lazım. Teşkilatçılık bunu gerektirir. Birlik, beraberlik bunu gerektirir. Efendim biz Bafra'da zaten iyi oy alıyoruz ama daha iyisini almamız lazım değerli arkadaşlar. İyinin limiti yok. Bugün iyi dediğimiz yarın üzerine koyarsanız üzerine koyduğunuz daha iyi olur. Onun için her bir arkadaşımızdan çalışmalarını şu son iki haftaya girmiş durumdayız. Emeklerini, gayretlerini artırarak sahaya yansıtmalarını bekliyorum. İnşallah bugünkü çalışmalarımız hayırlı bereketli olur. Tekrar afiyet olsun. Hayırlı sabahlar diliyorum. Cenab-ı Hak inşallah sizlerle beraber güzel bir neticeye ulaşmayı bize nasip eder. Samsun'la alakalı, Türkiye'yle alakalı güzel işler yapacağız. Güzel hedeflerimiz var, önemli hedeflerimiz var. Cenab-ı Hak inşallah bunları başarıyla tamamlamayı nasip eder.